Evet, neredeyiz? Erzincan 26 falanmış mı? Burası Akdeniz'in bildiği bir yer. Erzincan Adana sınırı gibi bir yerler sanırım. Ya Hatay'a geçtik ya geçmedik. Yani şuralarda bir yerde geçiyor da olabilir. Şurada Adana'da kalıyor olabilir gerçi. Bilgilere inanmak zorundayım şu an. Kendisi pek güvenilir birine benzemiyor ama. Taksici takımı böyle oluyor. Şu an kendi telefonla konuştuğu için benim söylediklerimi duymuyor. Rahat konuşuyorum. Zaten bir pazarlık yaparak geldik buraya ama bilmiyorum. Düzgün bir fiyat istedi mi? Mecbur kaldık. Neyse. Evet, daha herhalde hala şeydeyiz. Adana tarafındayız. Toros gübrenin miydi? Toros sosyal tesisler diyor. Yani tabii yumurtalık organizasyonuna sınır geçmedik daha. Evet, daha yumurtalık organizasyonuna geliyoruz herhalde. Uzun zamandır gelmediğim için burada da hakikaten bir büyüme var yani. Eskiden bu kadar geniş değildi. Ama işte buradaki yanda böyle daha fazla bir yapılaşma var gibi, bilmiyorum, belki de ben tam şey yapamıyorum. Yapı kredi buraya bile koymuş. Demek ki maaşları onlar veriyor. Arazi bakımından en büyük organize sanayi bölgesi, organize serbest bölgesi. Türkçeyi şey yapamadık, toparlayamadık. Bura diye biliyorum ama baksan ortada pek de öyle ciddi bir şey, yapılaşma yok. Toros tarım bu taraf. Şuraya bak, orman gibi. Bura neydi? Kömürde ağaçlar siyah siyah, düşünemedim. Nereye kömür geliyordu? Çünkü o yumurtalık tarafında Çinlilerin falan yaptığı, Almanların yaptığı bir yerde daha vardı. Bunlar hep kömürle çalışan santraller. Osmaniye bağlanma gibi falan bir takım dedikodular var tabi. Adana'nın elinde olan her şeyi almak huyu olduğu için. İnşallah öyle bir şey gerçekleşmez. Şuradan otobana yönlendiriyor zaten Osmaniye Adana diye. Yumurtalık serbest bölgesi girişi buraymış böylece.
arzına 21, 4 kilometre 30 kilometreymiş. Arkada deniz. Nerede bitiyor serbest bölge bilmiyorum ama buradan sonra da bir fabrika yok gibi. Çekim yapmamı gerektirecek tesis yok ama arazi olabilir çünkü şuralar hala belli, çevrili. Daha sonra 4 yıla doğru gidiyoruz.